Teşekkür ederim. Oğul Bey, e, evet. çok 16 yaşından itibaren siyasetle ilgilenmeye başladığınızı biliyorum. Evet. Babanız Yıldırım Aktun'a, e, benim de aslında bir dönem eski patronumdu. <laughs> Gazete çıkarmıştık birlikte 90'lı yıllarda. E, Belediye başkanlığı yaptı ve oradan da çok yakından biliyorsunuz meseleyi aslında evet. nasıl değerlendirdiniz Yılmaz hocanın sözlerini kırgınlığını ve işaret bir, bir birine bir adayı işaret etmesini şimdi aslında üç'e bölüyorum kısa kısa söyleyeyim bir Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı yani onlardan biri diyemeyiz öyle bir şehir yaratan ikinci bir adam yok İkincisi çok dürüst bir adam üçüncüsü Akademisyen olduğu için bir öğretmen psikolojisine bakıyor. Ve Atatürk devrimlerine sıkı sıkıya bağlı bir karakter. Bilim, teknik, kültür, sanat üstüne kurguluyor her şeyi. Bence Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti için tamamen el üstünde tutulması gereken ve tamamen örnek alınması gereken bir tarihi figür. Partiler üstü bir pozisyona gelmiş artık. Yani şu anda e, İYİ Partiliye de sorsanız, hatta AKP'nin bir kısmına bile sorsanız, e, hepsinin takdir ettiği bir insan e, ve gerçekten Eskişehir halkının hayat kalitesini çok yukarı çekmiş her alanda. Yani ulaşımdan kültür sanata bilim alanına her yere dokunmuş bir şahsiyet. Şimdi geliyoruz işin ikinci kısmına. İşte yaşı 86. Bundan dolayı değişimden dolayı biz değiştirelim. Şimdi bu test tamamen çürük bir test. Neden? Şimdi bir belediye başkanlığı örnek çok güzeldi. Futbol veya atletizm değil ki. Belli bir yaşa gelince bırakasın. Yani burada siyaset zihinle yapılan bir e, olay. Ayrı tecrübe tecrübeyle yapılan ve icraat gücüyle yapılan. Yani e, fiziki bir engel olmadığı sürece... ...ve Akli bir engel olmadığı sürece çok başarılı giden bir siyasetçiye kimse kenara çekil demiyor. Biden ilk başkan olduğundaki halini hatırlıyorsunuz ya bütün Amerika oy verdi bu adama ha 5 sene sonra adam zor bir hale düştü o ayrı ama ne oldu sonra gene aday olmak istiyor yani ee, şimdi geliyorum 3. kısma ee, evet katılıyorum yani kırılması bence çok doğru ee, şöyle bir durum var yani böyle şahsiyetler e, ya böyle şahsiyetlerin adaylık dilekçesi vermesi ve sonra geri çekmek zorunda kalması veya kabul edilmesi çok rencide edici şeyler bunlar. Çünkü bu insanlar topluma mal olmuş siyasi aktörler. Yani o kadar sevilen bir insanın genel merkeze dilekçe vermesi, sonra olmaması falan bunlar hiç yakışık alacak şeyler değil. Baştan konuşursun genel başkan olarak. Dersin ki ya biz böyle bir prensip kararı aldık siz dilekçe falan hiç vermeyin. Siz de zor duruma sokmayalım dersin. Dik durmazsan, dilekçeyi alırsan, sonra vazgeçersen falan e, böyle insanları kırarsın. E, adaya da geleyim. Ben tanımıyorum. Sayın e, Büyük Erşen arkasında referans olarak durduğuna göre e, onun başarılarını biliyoruz. Demek ki o da e, gerçekten gayretli bir insan olabilir. Fakat işte birlikte yap başladığımız projeler vardı. Onların da evet. e, tamamlanmasını istiyorum diye bir. Daha önceden tabi Tabii yani çizdiği bir vizyon vardı önündeki 10 yıl. Yani isteği tabii kendisinden sonra gelen adamın o vizyonu yok edip başka bir yere gitmemesi haklı. Ama tabii şöyle bir gerçek var ee, saat a, a, Sayın Adan Dijan'ın söylediği. Özellikle yerel seçimler toplumda özellikle büyük şehirlerde tanınan simalarla kazanılır. Yani ben de katılıyorum. İmamoğlu örneği sağlıklı bir örnek değil. O 40 Hı -hı. yılda bir olacak bir şey. Yani bir milli piyango. ...toplum öyle bir dolmuştu ki AKP'ye karşı... ...patlayacak yer alıyordu. Orada patladı. Yani evet. anlatabiliyor muyum? Çok farklı bir sek durum. Bakın şu anda örneğin İmamoğlu ne kadar tanınmış oldular da zorlanıyor. Yani şu anda... bir ...evvelki seçimin... 100 katı tanınıyor. Ona rağmen karşısında çok zayıf bir adayla... ...hala 5 puan 6 puan. Yani kuruma 20 puan atması lazım örneğin. Çok zayıf aday çünkü. Evet. Ee, şimdi burada tek benim kuşkum o gösterilen adayın büyük erşenin çok inanması fakat halkın tanımaması. Yani 80 gün kalan bir seçimde halka onu tanıtıp arkasında durup seçimi kazanabilir mi CHP? Ha eğer CHP o seçimi kaybederse bu e, büyük bir fiyasko olur. Onu da söyleyeyim çok büyük risk almışlar. Yani büyük erşen gibi bir dinamo sen kenara çekeceksin maçta yedek kulübesine. Acemi birini sokacaksın ve mağlup olacaksın. Aa, onun faturasını da yani fena ödetirler yani onu söyleyeyim siyaset peki teşekkür Eski. ediyorum nasıl olacak nasıl bitecek siz ne diyorsunuz yani e, şimdi bir kamuoyunda şöyle bir şey var tip mesela geçen seçimlerde oyuncu adayları gösterdi popüler adayları gösterdi e, olmadı yani bu, bunun üzerinden de baya bir eleştirildi e, siz anneniz de bir oyuncu öyle evet. değil mi ee, aynı zamanda ee, doğru aday mıdır diye direkt sorayım bir kez şöyle anlatayım ee, şimdi Türk siyasetinde gerçeğe gerçek özellikle AKP iktidarının uzun yıllarından sonra muhalefetin de ona zamanla benzemesiyle birlikte Türk siyasetinde entelektüel birikimi olan insan kalmadı yok ya yani gerçekten eğitim düzeyi çok düşük Dünya literatüründen bir haber, siyasetçiler Türkiye'yi yönetiyor. Yani bu gerçeği görüyoruz. Onun için ben entelektüel seviyesi yüksek her insan Türk siyasetine dahil olduğu zaman seviniyorum. Ee, Erdal Beşikçioğlu özelinde duyduğum an çok sevindim. Hı hı. Ama siyasi gözlükte bakınca da şunu gördüm. Belki konumlandırma hatası olmuş orada. Yani Ankara'nın o ilçesi değil de başka bir ilçesinde e, aday gösterilse hem... ...Halk Partisi'ne katkısı daha fazla olur. E, hem de... ...o sembolik yerde kazanacağı... ...belediye başkanlığından sonra... E, ...Türk siyasetine bir katkı sunar. Yani önemli olan bir katkı sunabilmesi. E, Etimeskut tarafındaki... ...milliyetçi oyların ve muhafazakarlığın... ...ağırlıklı olması... E, ...tahminim odur ki onu orada... ...kazanmakta zorlayabilir. E, onu düşünebilirim. Ama... E, ...daha böyle... Sembol Çankaya gibi bir yer. Örneğin Beşikçioğlu zaten Çankayalı. Yani adımın ilçesi de orası. Ee, araştırdım. Yani orada örneğin bir sembolik Beşikçioğlu. Yani çok güzel bir mesajdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanata bakışı, kültüre bakışı, e, entelektüel birikimi olan siyasi aktörleri, Türk siyasi arenasına sunuşu. Bunlar çok kıymetli şeyler. Keşke başka partilerde yapsa. Tip örneği de bence tam uyuşmuyor. Neden? Çünkü e, tip zaten çok ufak bir oluşum. Yani mecliste 2-3 kişiyle temsil ediliyor. E, onların koydukları adayların Türkiye genelinde ses getirme şansı, medyada yer bulma şansı, bir kitle partisi kadar olma durumu yok. Ama kitle partilerinin koyacağı Türkiye'de çok tanınmış figürler, bunu sadece sanatçılarla da kısıtlamıyorum. Çok kaliteli profesörler, mesleğinde çok başarılı, İnsanlar yani biz bunları Türk siyasetine sunmalıyız özellikle yerel siyasette kalite o kadar düşük ki e, yani ailesini bile yönetmekte zorluk çekecek insanlar belediye yönetiyor İstanbul'da yani ilçelerde falan yani bu hale geldi 90'larda böyle değildi yani baktığınız zaman her ilçede ciddi anlamda tanınan orada sevilen insanlar belediye başkanıydı şimdi artık kalite çok kötü tabii. Bakanlar Kurulu'na bakarsanız zaten. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür yani ederim. Yani bunu perçinleyecek örnekleri de sayabilirim yani. Peki teşekkür ederim. Bu keçiören özelinde e, pardon e, etimesi Eti özelinde şey ama doğru bir vurgu. Doğru. Son kale doğru mu? Ben de biraz zaman istiyorum. Tabii. Uzun süre dinledim. <laughs> Çok söyleyeceğim de şey birikti. Tabii buyurun. E, son kale falan değil. Şundan değil. Tabii retorik olarak yerel seçimde öyle gösterilmesi mantıklı bir strateji. Türkiye'nin yani Atatürk'e evlatları milyonlar. Öyle son kale, ilk kale diye bir şey yok. AKP gelir gider. Bir anda kapanır partinin o yüzde bire de düşer. Bunları çok gördük Türk siyasetinde, sağ partilerde. Yani hiçbir şey sonsuz Türk, değil. Türkiye siyasal tarihin en uzun siyasi ömrü olan parti AKP. Evet. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün siyasi ömrü 15 yıl. Ha siyasi ömür derken iktidarda kaldığı siyasi ömürden bahsediyorum. Hmm. Siyasi ömür. Değil, tabii. Yoksa yoksa 20 cumhuriyet... yıl hiç görülmemiş bir şey. Yani Anavatan Partisi doğru yol partisi, Adalet Partisi hep kesintilik, darbelerle kesilen beşer onar yıllık iktidarlar var. Doğru. Ya yani, çok boş bir muhalefet yakaladılar 20 yılda. Türkiye yeni siyasi aktör üretemedi. Kütür kütür gittiler. Ama böyle gidecek anlamına mı geliyor? Mümkün değil. Çünkü demografik ortada. Yani öyle kolay bir şey değil. Şimdi e, geleyim Hangi konudan gireyim? İstanbul seçimlerinden Tamam. Şimdi Ekrem Bey'in rakibi gerçekten hani herkes söylüyor zayıf zayıf. Hmm. Ya zayıflık dışında çok kötü bir reklam ekibi var anladığım kadarıyla. Strateji ekibi berbat. Yani üniversitede çorba çıkıyor. dağıtma. Yani Sultanbeyli'nde aday olsanız yapsanız orada bile gülerler yani. Şimdi İstanbul'a adaysın. Ya ciddi bir ekip kur arkadaş. Ya iletişim departmanı git kirala paran yok mu? Koskoca AKP adayısın İstanbul'da. Kur yüz kişilik bir ekip hem sosyal medyasıyla televizyonuyla gün gün planla 80 günün var ya çok az zaman takır takır bir iş yap yani çok acemice hatalar ee, belli planlanmamış hazırlanılmamış yani ciddi alınmamış çok ya da en azından kendisi o kadar önem vermedi bilmiyorum neyse sebebi ona müdahale olurlar değiştirirler yani böyle giderse kendi kendini yok eder ee, bir tane eleştirisi var. O işte çok tehlikeli. Ben diyor İstanbul Belediye Başkanı olunca diyor, İstanbul'u zıplama taşı olarak kullanmayacağım diyor. Şimdi Burada iki taraflı vuruyor. Ona biri öğretmiş onu herhalde. Yani karşısındaki rakip diyor ki sen burayı zıplama taşı görüyorsun. İstanbul halkını umursamıyorsun. Senin derdin başka. Ben öyle değilim. Senin gibi değilim diyor. Şimdi ben e, konuşmacı dostlarımın aksine e, hiçbir şekilde Ekrem İmamoğlu'na e, Murat Kurumu muhatap alma, Erdoğan'la mücadele et demem. Yapacağım büyük hata olur. Benim görüşümdür. Neden? Şundan dolayı. Şimdi empati yapıyorum. Karşıma böyle bir adam gelmiş. Murat Kurum. Ya ben Erdoğan'la yarışmıyorum ki. Benim rakibim bu. Sandıkta onun resmi, onun ismi, soyadı, logo. Benim ismim, soyadım, Oğul logo. Ya ben niye Cumhurbaşkanı'yla gidip de cephe genişleteyim de ona laf yetiştirmeye çalışayım, onunla bir mücadele gireyim? Ya bana konan rakip bu. Şimdi ben Fenerbahçe'yim, benim karşıma 3. Lig'den bir takım çıkmış. Ben onu 5-10 tane gol atar geçerim. Ben niye gidip Galatasaray'la didişmeye çalışayım? Ben önümdeki rakibi ilk önce yenmeye bakarım. Şimdi bunu şuradan da ispat ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri zamanı anketlerde dikkat ederseniz... Ee, birinci hep Mansur Yavaş çıkardı ağırlıklı. İkinci Ekrem İmamoğlu, üçüncü Kılıçdaroğlu. Hep böyle gitti. Şimdi Mansur Bey'in Ankara Belediye Başkanlığı boyunca e, Erdoğan'la bir kez diyaloğa girdiğine şahit değilim. Ona bir laf yetiştirdiği ya da onunla didiştiğini duymadım. Kimseyle. Kimseyle işini yapan Belki biraz fazla bürokrat o pozisyon için hani daha da siyasetçi yönünü ortaya çıkartabilir ama işte Ankara'lıya ulaşmaya çalışan hizmetlere veren bir adamdı. Anketlerde de açık ara e, birinciydi. Hatta şimdi Ankara anketlerinde de öteki büyük şehirlere göre ciddi iyi durumda yani çok daha iyi gözüküyor. E, şimdi burada Ekrem Bey'in elinde büyük bir avantaj. Al Murat Kurumu e, zaten adam hazır. Her gün bir gaf yapıyor, her gün bir hata yapıyor. İyi de bir ekibi var. O ekibiyle eksikleri bulurlar. Onunla dalga geçerek biraz hiciv miciv derken onu karşısında iyice zor duruma düşürür. Ve İstanbul'da çünkü seçimi kazanacak. İstanbul halkına ben ondan iyiyim diyecek. Hedefi bu. Şimdi öteki yola girdiğiniz zaman Tamam cazip gözüküyor. Yani senin adayın bir şey değil. Ben seninle uğraşıyorum. Yani ilerisi için de ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Ya tamam da sen ilk önce bir İstanbul'u kazanıp bir 5 yılı bitirmen lazım. Orası öyle kolay bir yer değil. Kimler 30 yıl bekledi orası için de olamadı yani. O öyle tak 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 kolay bir iş değil. Ee, onun için benim tahminim kurum üstüne kuracağı bir strateji çok etkili olur. Bir de ittifaklara geleyim. Ya İstanbul'da İyi Parti diye bir şey kalmadı. Evet son seçimlerde 8 gözüküyor ama şu anda İyi Parti 1. 1.2 falan İstanbul'da. Koyacağı adayda 3 tane elinde aday var. Yani Kamuoyu yoklamasında 2.3 mi? Evet, 2.3 evet. ama o seçime doğru 1 lira evet. kadar da iner. İşçi diye bilince o kalan 1 puan da vermez oraya. E, elinde 2-3 adayı var. Onlar da İstanbul'da tanınan simallar değil. Ee, öyle oy getirecek parti. Hani benim oyum bir buçuk da üç puanda adayımın ismiyle getirdim. Sokakta soyadını söylediğin zaman İstanbul halkı tanımaz. Ha, biri beş sene il başkanlığı yaptı İstanbul'da ama gene tanımaz. Ya aktif yapmadı daha gölgede Ekrem Bey'in gölgesinde falan yaptı Buğra Bey. Öne çıkmak istemedi ya da çıkamadı bilemiyorum ama İstanbul için bir iddia koyması mümkün değil. Aday olabilir de bir karşılığı yok. Ama 2019 seçimlerinde çok da emek verdiğini de biliyoruz. Canan Hanım'ın da onunla. Tabii da öyle, değil Canan Kaftancıoğlu'yla Kavuncu Hı. çok ellerinden geleni yaptılar. Ama il başkanı olarak çalışmak ayrı, İstanbul'da sokağa inip de ben varım demek ayrı. Yani kendini Hı. konumlandırmak Hı. siyasi aktör olarak medyada... Halkla ilişkileriyle tanınan yani İYİ Parti bir figür ile olmak, ittifak baş... kurup kurmamak Zor. önemli değil diyorsunuz. Değil. Yani e, bence Ekrem Bey'in İyi Parti'den alacağı da varsa alır. İyi Parti'nin alacağı oy da düşük olur. E, sempatizanı da vardır. Dem Dem çok kritik görüyorum. Ben yani şöyle kritik görüyorum. Dem'in ben Ak Parti ile de e, görüştüğünü düşünmüyorum, duyuyorum. E, çünkü Ak Parti de farkında. Dem'i yanına çekenin e, seçimi kazanma şansını çok arttıracağına evet 8 puan var. Onlar Dem'e aday göstermek istiyorlar. O gösterdikleri aday üstünden en azından o 8 puanı ortadan yaracaklar. 4 puanı buraya attılar mı kazanıyorlar zaten. Onlar onun peşindeler. CHP'de bu olmasın diye emek veriyor. Ama yani Dem'in 2019'da buraya destek vermiş olması şimdi gene o aynısını tekrarlayacağı anlamına gelmiyor. Pek orada ...tahmin edilebilen bir parti değil. Çünkü demokrat bir parti değil. Yani bunun İmralı ayağı var, Kandil ayağı var. Öyle karışık bir yapı ki... ...gelecek talimatlara göre de hareket etme zorunluluğu var. Hani normal bir e, siyasi parti gibi işlemiyor. E, nereden ne, kim daha ağır basacak? Ona göre aday mı çıkarılacak? İşte Demirtaş'ın eşini aday yapacaklarmış. Biri öyle istiyor. Öteki taraf yok yapmayalım diyor. Çok karışık bir durum. Dem... Demi tahmin edebilecek siyasetçi var mı bilmiyorum. Ben edemem yani onu yapacağı. Zafer'e dikkat etmek lazım. Zafer ee, 4 gibi falan gözüküyor %4. Azmi Karamamotoğlu eski bir tecrübeli siyasetçi. E, özellikle İyi Parti ve MHP tabanına ciddi hitap eder. Hatta MHP'den İstanbul'da oy alma potansiyeli var. O Cumhur İttifakı için iyi bir haber değil. E, onu da söyleyeyim. Eğer e, Zafer Partisi son anda vazgeçmezse e, şey de zaferde bir aktör olur gözüküyor yani. Tiple ilgili bir düşüncem yok. E, i̇şte maç olduğunu bir duydum Kadıköy'de. Hı, hı. E, onunla da ilgili ya tabii içinde büyüdük. Çok iyi, çok hoş, harika falan da öyle kazanamaz, öyle bir dünya yok. Alabilir 8-10 puan maksimum ismiyle. E, farkındalık yaratır, hoş olur. Fakat de bir gene yerel yönetim anlamında. Şimdi Tunceli Belediye Başkanlığı yapmış bir adamın da Kadıköy ilçesine gelmesi mantık dışı bir şey. Tamam, siyasi sembolizm düşünüyorlar. Orada da bazı sıkıntılar <laughs> var Sört yani. Bugün Aytun Çerke'nin e, söyleşisini okudunuz mu bilmiyorum. Evet. E, Kemal Okuyan'la e, TKP Başkanı ya bir e, söyleşi yapmıştı. Önemli de bir söyleşi. Aslında bu akşam sizden önceki yayında Sayın Maçoğlu ha. benim konuğum olacaktı. Fakat son anda iptal etti. Çünkü Tunceli'ye dönmem gerekiyor dedi. Ee, yani e, orada bir sıkıntı var. Çünkü biz henüz hazır değilken... ...tam karar verememişken... ...bir açıklama ha, yapıldı diye. Genel başka bir ha. ...kendisi bir açıklama yapıyor. Zannediyorum orada öyle bir sıkıntı var. Ama bilemiyorum. Bitti Yani mi? son dönem. Dur. Onu da söyleyeyim. Yani temel olarak şunu vurgulamak istiyorum. Ee, evet... Erdoğan'ın en önem verdiği şehir, evet katılıyorum. Kurumu büyük bir aktör olarak sürmüyor, bir icraatçı olarak seçim sonrası planlarını uygulamak için manivele olarak koyuyor ortaya, doğru. Fakat e, inanın bana, yani benim kendi görüşüm, kendisi buna müdahale oldukça İstanbul seçimine. Onunla fazla iletişimde olmamak büyük avantaj. Tam tersine hiç bilmiyor gibi öteki tarafta kurumla muhatap olmaya çalışmak büyük silah. Bence eline büyük şans geçti. Ben geçen hafta hatırlıyorsunuz sordunuz. Dedim ki bu riski almaz Selçuk Bayraktar'ı koyar demiştim. Evet. Ee, ki bana Murat Kurum olacağını 6 aydır söyleyen içeriden bilgiler var değişik siyasilerden evet. hazırlandığıyla ilgili. Ya dedim bu hatayı yapmaz. Ama işte değişik sebepler bu fırsatı çıkardı. Yani İmamoğlu bence siyasetten şanslı bir insan. Bazı siyasetçiler çok şanslıdır bazıları da çok şanssızdır. Eline altın gibi bir fırsatı sundular. Değerlendirsin. Peki. Teşekkür ediyorum. Ee, rakamlar da ortada. Bunun daha da derinleşeceğini e, söylemek mümkün. Hemen soralım ekonomiste. Evet. Önce ekonomik ne yorumlu yaşayayım? yapayım. Ne, ne sonra siyasi yorumlu biz? yani, Nasıl e, Ekonomik yorumdan başlayayım. Ekonomik yorumdan evet. başlayın. Çünkü gerçekten önümüzdeki dönem ne yaşayacağız biz? Hani herkes şöyle bir ayrım yapıyor evet. ya. Yerel seçime kadar bunlar iyi günlerimiz. Yerel seçimden sonra Baktık evet. mahvolduk, yok olduk. Evet. ya Biz yerel seçimden sonra ne yaşayacağız? Şunu söyleyeyim. Son 10 günde Merkez Bankası 8 milyar dolar satmış. Doları 30'da tutabilmek için. Yani 8 milyar dolar müdahalede bulunmasa dolar belki 33 olabilirdi, 32 olabilirdi bilemiyoruz. Bu sattığı 8 milyar dolarla Merkez Bankası rezervi eksi 50 milyar dolara gelmiş şu anda. Eğer böyle müdahale etmeye devam ederse 55 60 65 milyar dolar doğru eksi bir rezervle devam edecek. Şimdi merkezin durumu böyle. Bunun dışında tek problemi merkez mi? Hayır. Dış ticaret açığı problemi var. Zaten dövizi olmayan bir ülke bir de her sene 100 milyar dolar 80 milyar dolar açık veriyor. Ya yani bazı aylar 5 milyar, bazı aylar 8 milyar yani bir kez şöyle anlatayım ben bunu. Bir dış ticaret rejimi yok bu ülkenin. Yani dış ticaretle ilgili bir planladığı rejim ve politika ortada gözükmüyor. Çünkü öyle bir politika olsa ona uygun bir üretim tüketime yönelik bir stratejisi olur. Ve yurt dışından ithal ettiği ağırlıklı ürünleri burada üreterek ikame edip o açığı kapatmayı dener. Ama böyle bir stratejisi yok sadece Çin'den 35-40 milyar dolar ithalat yapıyor. Her türlü tüketim malzemesini ithal ediyor. Türkiye'de üretilmesiyle ilgili bir düşüncesi yok. Yani dış ticaret açığı vermekten çekinmiyor. Böyle bir derdi yok. Demek ki sürekli döviz ihtiyacı olacak bir ülke. Bir kalkınma planı yok. Yani bizim 90'larda konuştuğumuz DPT müsteşarlığı hı hı, gibi bir müsteşarlık. Teşkilat. Planlama, şu anda bir stratejik planlama merkezi var hı hı. ama ortaya koyduğu bir kalkınma modeli yok. Yani Türk halkına duyurmuyor. Önümüzdeki 15 yıl Türkiye şu ana dört sektöre yatırım yapacaktır. İş adamlarını da buraya teşvik edeceğiz. Bu dört ana sektöre böyle kualife eleman lazım. Bu sektörler şu kadar ihracat yapacak. Türkiye'ye şöyle bir katma değer girecek. Yani bunu biz geçmişten iptidai şartlarda görüyorduk. Ne bileyim bir tekstil başladı Türkiye'de. Bir turizm lokomotifi oldu. Yani bunlar olmayan işler değil. Ama AKP iktidarının inşaat dışında 20 yılda ortaya koyduğu ciddi ayağı yere basan bir kalkınma modeli yok. Eşit paylaşım diye bir şey hiç yok. Zaten o lugattan kalktı. Yani Türkiye'nin %15'e yakın zengin bir kesim. %85 artık orta beyaz yaka falan da kalmadı. Onlar da dar gelirli gruba eklemlendiler. İşte hayatını idame ettirmeye çalışan bir kesim. Ee, burada tabii... E çözülmesi gerekenler neler? Şimdi bir kez en büyük problem vergi modeli sakat. Yani Türkiye vergi toplayamayan bir ülke. Yani Türkiye'de bir kısmı insan para kazanıyor, kazanmıyor değil. Ama o insanlar vergi ödemiyorlar. Kazandıkları reel paranın üstünden ödemeleri gerekeni ödemedikleri için vergi ağırlıklı asgari ücretli veya bordrolu üstüne yıkılıyor. Ve öyle olunca da devlet bütçesini yaparken bir bakıyor Asgari ücret ve bordroldan aldığı vergi alması gereken Türkiye'deki verginin üçte biri ya da dörtte biri. Geri kalan dörtte üçü yukarıda. Serbest meslek erbabı gibi gözüken. Yani ben size örnek vereyim şimdi kimse alınmasın. Faraza Hı -hı. atıyorum adam doktor muayene açmış. Günde üç bin liradan on hasta bakıyor otuz bin lira. E adam bunu ödemiyor. E günde otuz bin liranın vergisini bir hesaplasan yılda ne eder biliyor musun? Dişçi, serbest muhasebeci yani böyle işler yapan insanlar. Hı -hı. Sadece ben holdingleri söylemiyorum yani. Ki ayrıca holdingler de ayrı bir e, vergi. Yani örneğin Amerika vergiyle ayakta duruyor. Amerika'da 100 dolar vergi kaçıran adamı direkt 10 yıl tabii, hapis veriyorlar. Tabii. Şimdi bizde bu da yok. E, e, bunların hiçbiri olmadığı zaman bir ayakta tutabilecek bir bütçen yok. Ekonomik modelin yok. Dış ticaret rejimin yok. Ondan sonra da şikayet ediyorsun. Diyorsun ki işte gelir dağılımında adaletsizlik. Ya adaletsiz olsun diye her şeyi bütün zemini kendin hazırlamışsın zaten. Bunun dışında maliye politikasında da anlatayım. anlatayım. Şimdi bir döviz politikam var. Bugüne kadar 3 aşağı 5 yukarı aynı gitmiş. Nedir? Dövizi baskı altında tutuyorsun. Neden? Maliyetler artmasın, bana enflasyon olarak geri dönmesin. Çünkü şeyle enflasyonla döviz arasındaki korelasyon ciddi anlamda çok yükselmeye başladı. Ve dövizdeki her zıplama enflasyonu da direkt tetikliyor. E dövizi baskı altında tutabilmek için dövize ihtiyacın var. Çünkü talep sürekli dövize var. Ya o talebi kesmek için faiz vereceksin ya da dövize baskı kuracaksın. Bunlar ikisini de yapıyor. Yani Hafize Hanım bir taraftan faizi arttırıyor da dövizi seyrediyor mu? Yok. Orada da satış pozisyonu alıyor. Çatır çatır satarak insanları ikna etmeye çalışıyor. KKM'den çıkın TL faizine gelin. Çünkü orada 100 milyar dolar para duruyor. Ee, ama ikna edebildi mi? Ocak verilerine bakıyoruz. İnsanlar hala KKM'den Türk Lirası mevduata geçmiş değil. Ee, şimdi bunu ikna edebilmek için belki bir 5-10 puan daha faiz arttıracak. Dövizi baskı altında tutmaya devam edip insanları iyice oraya itelemeye çalışacak. Çünkü KKM'nin Merkez bankasına maliyeti sadece bir yılda 800 milyar lira. Yani dövizin artması KKM borcunu da riskini de arttırıyor Merkez Bankası. İki Hı. tarafı keçsen bıçak gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Bu geçmişte Nebati'nin yaptığı işte Berat Albayrak'la birlikteki hataların biz bedelini taksit taksit ödüyoruz. Evet sorunuzun cevabı seçime kadar çok büyük bir dalgalanma olmaz. Çünkü AKP seçimi kazanabilmek için her türlü fedakarlığı işin o tarafında yaptıracaktır. Özel bir merkez bankası falan da yok Türkiye'de. Yani eskiden vardı özel kurumlar. E şimdi hepsi talimatla çalışıyor biliyoruz görüyoruz. E, Toparlayalım onun için, lütfen. Biraz, da, sonuna Biraz sonuna geliyoruz vaktimiz. Biraz sonuna geliyoruz vaktimizin. Toparlayabilirsek sevinirim. Tamam. Yani ekonomi kısmını... Dolan ne olacak böylece, yıl sonunda? Ya onu tahmin etmek mümkün değil. Neden mümkün değil? Yani Avrupa bankaları falan hı. 40 diyor, 45 40 diyor, diyor evet. 38 diyor. Ben o kadar iyimser görmüyorum. Yani ya Siz onu din... iyimser mi görüyorsunuz? Tabii iyimser, çok iyimser. 40. Tabii, 40 Tabii çok iyimser. Neden iyimser? Çünkü Türkiye'nin durumunda bir ülkenin ee, kredi notu yüksek bir seviyeye gelmeden yurt dışından büyük bir imkan yakalaması zor. E bizim de kredi notumuz bu şartlar altında öyle hızla bir sene içinde yukarı gidemeyeceğine göre iki alternatif var. Ya IMF ile anlaşıp kendine ona referans yapacaksın öyle para alacaksın ya da o parayı bulamadığın zaman devalüe etmek zorunda kalacaksın. Onun için ben öyle 30 liradan 40 liraya kadar bir sene durması keşke dursa isterim yani ama kolay değil yani. Öyle %20 devalüasyonla 25 falan bu işi yırtamayabiliriz. Ama tabii seçimden sonra çok büyük krediler gelir, çok büyük imkanlar gelir Türkiye'ye. Onu da bilmek imkansız. Onu göremiyorum. Teşekkür ederim. Ama görüntü iyi değil.